Buz gibi soğuk havalarda çalışanlar, kış sporları, eğlence tarzı aktivitelere katılanlar için işe yarar bir bilgi. Alkol almak vücut sıcaklığını arttırır. Yıllarca gerçekleştirilen çeşitli araştırmalara göre, sıcaklık hissi veren alkol, soğuk havalarda ideal bir içecek gibi görünse de, soğuk havadan bağımsız olarak aslında vücut sıcaklığını düşürür. Ayrıca, normal vücut sıcaklığının 35 dereceden aşağı düşmesi halinde meydana gelen rahatsızlık olan hipotermi riskini de arttırır. Iowa Üniversitesi'nden Dr. William Haines'e göre, alkol tüketimi, vücudun sağlıklı birçok refleksinde sorunlara neden olur. Bunlardan biri de soğuk havalarda çekirdek vücut sıcaklığını sıcak tutmaktır. Bu etkinin başlaması çok da zaman almaz. Bir dubleye kalmadan çekirdek vücut sıcaklığının düşmesine neden olan süreç başlar. Peki, bu süreç nasıl gerçekleşiyor? Vücut sıcaklığını yitirirken, neden ısındığımızı hissederiz? Alkol bir vazodilatördür. Yani damar genişleticidir. Kan damarlarının, özellikle cildin hemen altındaki kılcal damarların genişlemesine neden olur. Alkol tüketiminde cildin yüzeyine gelen kanın hacmi artar ve sıcaklık hissi verir. Bu genişleme, içen insanların hafif veya aşırı derecede kızarmasının da nedenidir. Bu his, vücudun soğuk havaya karşı savunmalarından birini geçersiz kılar. Kan damarlarını daraltarak, vücut sıcaklığını yüksek tutmak için cilde kan akışını en aza indirir. Bir başka deyişle, üşümenin normal sürecinde, kan deriden uzağa ve organlara akar. Ve bu da çekirdek vücut sıcaklığını artırır. Alkol bu süreci tersine çevirir, cilde kan akışını artırır ve vücut sıcaklığında keskin bir düşüşe neden olur. Bu yüzden ısınan cildiniz sıcak olduğunuzu hissettirirken, hayati organlarınız sandığınız kadar sıcak değil. Soğuk havalarda alkol aldıktan sonra, cilde gelen ekstra kandan dolayı daha sıcak hissedebilirsiniz, ancak soğuk hava nedeniyle bu kan hızla soğur. Ayrıca, kanın cilde hücum etmesinden kaynaklanan sıcaklık da terlemeye sebep olur ve çekirdek sıcaklığı daha da düşürecektir. Tende hissedilen sıcaklık nedeniyle içen kişi, bu düşüşü genellikle hissetmez. Bu da, aşırı soğuk havalarda alkol tüketimini iki kat daha tehlikeli hale getirir. Ayrıca kahve severler için kötü haber, kafeinin de buna benzer bir etkisi vardır. Soğuk havalarda alkol tüketiminin tek kötü yanı bu değil. Vücut ısısını kontrol eden diğer refleksleri de tersine çevirir, vücut işlevlerini zayıflatır. Yapılan bir araştırmaya göre alkol, üşüdüğünüzde vücudun bir ısınma yöntemi olarak kullanabileceği titreme yeteneği ve eğilimini azaltır. Üşümemek için ısısı uygun bir ortamda bulunmak, vücudu alkolle kandırmaya çalışmaktan daha iyi bir seçenektir. Aslında, bu konuda benzer sonuçlara ulaşılan farklı çalışmalar bulunmaktadır. 2005 yılında yayımlanan bir başka çalışma, tek bir içkiden sonra, vücudun terleme oranını artırarak, ciltte artan kan akışının neden olduğu sıcaklık hissine karşı koymaya çalıştığını, bunun vücut sıcaklığını daha da düşürdüğünü buldu. Ve gerçekleştirilen birkaç çalışmada ise, alkol alımının genellikle hipotermiye bağlı yaralanmalarda ve ölümlerde rol oynadığı sonucuna ulaşıldı. Sonuç olarak, asırlardır uygulanan soğuk havalarda vücudu sıcak tutmak için alkol tüketmenin, aslında yanlış bir bilgi olduğu ve durumun aksi yönde işlediğidir.